Merhaba arkadaşlar, videom hoş geldiniz. Dil bilgisi tarama testlerinden ikincisini çözümünü yapacağım bu videomda. Ee, özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Eee TYT'de anlam bilgisi ve dil bilgisi olmak üzere iki farklı alandan soru geliyor. Malum e, olduğu üzere, soruların büyük bir çoğunluğu anlam bilgisinden geliyor. E, sanki böyle dil bilgisi soruları arada kaynıyormuş gibi oluyor. Bazı arkadaşlarımız e, denemeden denemeye bu sorularla karşılaşıyor. Onun için ben gerçeklerle yüzleşmek adına ee, ve önümüzde az bir zaman kaldı eksiklerimiz varsa bunları gösterebilmek adına e, eksiğimiz yoksa da tekrar etmek adına bu videoları çekiyorum e, Eğer ki sorularımızda eksik varsa e, bu konularla alakalı kısa bir konu tekrar yaptıktan sonra e, mutlaka birkaç tane test çözümü yapın e, ve eksiklerimizi sınava kadar bir şekilde kapatmanın yoluna bakalım Evet hemen e, soru çözümüne başlıyorum bu parçada hangisi yoktur denmiş e, ne diyor A şıkkını özel atıyor. Bir defa özel atı bulurken zorlanmayız. E, malum büyük harfle başlar. Geriden baktığımız zaman bir antlaşma adı var. Magna karta. E, mesela bir dönem adı. Çağ da var. Orta çağ. Yani özel adı eledik. E, oyalanmaya gerek yok. İşaret sıfatı sorulmuş. İşaret sıfatı e, varsa işaret anlamlı sözcük artı ne olması lazım? İsim olması lazım. Geriden baktığımız zaman e, mesela burada bu anlaşma. Bu durum derken ne olmuş? İşaret anlamlı sözcük artı isim var. Sıfatı ne yapıyoruz? Burada da eliyoruz. Soru sıfatı demiş. E şöyle metne baktığımız zaman her şeyden önce soru anlamlı bir kelime olması lazım. Ama ben soru anlamlı kelime göremedim. Burası beklesin. Peki çoğulat demiş. Çoğulat olabilmesi için mutlaka ne eki alması lazım? Ler eki alması lazım. Şöyle geriden baktığımız zaman da mesela yetkiler derken yetkiler. Bu bir çoğul eki olabilir eliyorum. Topluluk adı. Neydi topluluk adı? Tekil olduğu halde daha doğrusu çoğul eki almadığı halde birden fazla varlığı karşılayan isimlerde. Burada metne baktığımız zaman da halk kelimesi var şurada. Halk şekil bakımından tekil ama birden çok varlığı yani insanı karşılıyor burada. Bunu eleyebiliriz. Cevapta artık netleşmiş oldu. Ne diyoruz? Ceyhan diyoruz. Soru sıfatında da e, soru sözcüğü artı ne arayacaksınız arkadaşlarım? İsim. Bütün sıfatlarda bu mantığı kullanmak zorundasınız. Çünkü mesela hangi çocuk, nasıl bir şehir, e, kaçıncı soru falan bu tip e, soru sıfatlarına mutlaka yanındaki ismi görün. Buna göre sorunun çözümünü yapın diye tavsiye ederim. E, soru 2. Hangisi ötekilerden farklı türde kullanılmıştır diyor. Bir defa dışarı kelimesi aslında yer, yön zarflarına karşımıza çıkan bir kelimedir. Ama bir kural vardır hatırlarsanız. Bu kelimeler herhangi bir isim çekimek alırsa ki burada dışarıdan derken Halek'i almış. Artık bu kelime ne sayılır? isim sayılır. E, i̇kinci kelime gel, kelimeye geldim de birçok arkadaşımız burada mesela koro, hal falan acaba sıfat mı der. Bir defa burada şöyle düşüneceksiniz. Sıfat olan bir kelimenin ismini eksiz söyleyin arkadaşlar. Yani mesela burada koro hal diye bir şey var mıdır? Olmaz. Anlamsız. Ama mesela 3'e gelelim. Kısa süre derken bakın kısa süre eklerini atıp normalde ne yapıyorum? Ee, veya kısa sürelik diyorum mesela. Çekim eklerini atıyorum. Söyleyebiliyorum. Sıfatlar ismiyle eksiz söylenebilir. Dolayısıyla kısa kesik de nedir? E, sıfattır. Ama koro hali ne hali? Bu kapı kolu, kapı kolu gibi arkadaşlar bir isim tanımasında nedir? tamlayandır Yani bu da isimdir araba dörtte zaten isimdir hemen beşe geliyorum Mesela sığırcık kuşu ifadesine yine şu ikide olduğu gibi e, sıfat diyesi gelen arkadaşlar olabilir ama sığırcık kuş olur mu olmaz ama ne kuşu sığırcık kuşu Dolayısıyla bu bir sıfat değil isim tanıması ki bu da isim oldu arkadaşlar cevaba rahat bir şekilde ne diyoruz Ceyhan diyoruz soru 2 ee, ne diyor? Burada yine karma e, bilgiler var gördüğünüz gibi. E, hangisi yanlıştır denmiş. Her sözcüğü somut bir adı belirtmek göreviyle kullanmıştır. Yani her. Hemen yanında bir isim var her kitap. Peki somut bir isim mi? Evet somut isim. A şıkkını ne yapıyorum? Eliyorum. Peki B'de ne diyor? Soyut bir ad. işaret sıfatı almıştır diyor. Daha doğrusu bir işaret sıfatı soyut bir adı belirtmiştir demek istiyor arkadaşlar. Yalnız burada ben şöyle metne baktığımda göz ucuyla hızlı bir şekilde bakıyorum arkadaşlar. Bir defa metinde işaret anlamlı kelime yok. Bu beklesin. Kağıtlar kelimesi çoğul adı e, kağıtlar çoğul adı bir ikileme tarafından nitelenmişti diyor. E, bir bakalım yığın yığın kağıtlar nasıl kağıtlar evet niteleme sıfatı almış doğru. D geliyorum. Saçlar sözcüğü birden fazla sıfat almıştı diyor. Saçlar kelimesi nerede? Hemen şurada. Ne diyor? Kısa kesilmiş saç, kır saç. Evet birden fazla niteleme sıfat almış. Bu da doğru. İçeri sözcüğü ek alarak adlaşmıştı diyor. Bir defa burada iki tane içerik kelimesi var. Şuna bakarsak ek yok ama diyene bakarsak içeri D de derken Arkadaşlar hani yer yön bediren kelimeler zarflar pardon isim çekim eki aldığı zaman ne olurdu adlaşırdı Dolayısıyla buradaki örnekte adlaşmış eriyorum ve Bursa şıkkı beklesin demiştik zaten ee, burada işaret anlamlı bir kelime yok ki e, bu bir var olan e, soyut ismi etkilesin arkadaşlar soru 4 Hangisi yapısı bakımından farklı? Bir defa kelimelerin yapısı sorulduğu zaman bizi ilgilendiren şıklar, şey, bilgiler maddeler nedir? Basit olabilir, türemiş olabilir, bir de birleşik olabilir. Mesela bir de tarım bir kelimedir. Tarımsal başka bir kelime yani yapım eki almış, türedi. İnsan bir kelimedir ama insanlık başka bir kelime olmuş yani türedi. Tahıllar, tahılın çoğulu, tahılların ee, muhafaza edilmesi. Bu da tanımlayan ek. Yani tağıl kelimesini aldıklar çoğul ve tanlamanın ekidir. Dolayısıyla yapmak almadığına göre bu ne oluyor arkadaşlar? Basit sayılıyor. Peki çimlemek. Bakın çim bir kelime. Çimlemek veya çimlenmek yeni bir kelime oldu. Bu da türedi. Büyük kelimesi nereden gelir? Nereden türer arkadaşlar? Büyük büyümekten gelir. Çünkü büyümek diye bir kelime var. Büyük diye başka bir kelime var. Yani eklendiği kelimeyi yeni bir kelime yapan, başka bir kelime yapan ek almışsa o kelime ne oluyor? Türemiş bir kelime oluyor arkadaşlar. Bundan dolayı cevaba kesinlikle ne diyoruz? Ceyhan diyoruz. Soru 5. Hangisinde fiilimsi yoktur denmiş? Yani herhangi bir fiilimsi, burada tür falan istenmiyor. Ee, isim fiil, sıfat fiil veya zarf fiili görsek hemen eleyebiliriz. A şıkkında tarihin kaydet ki Yani arkadaşlar şu dik eki anası mezar dikecek bir şekil var ya sıfat fiilde. Bu dik ekindeki D sertleşebilir, K yumuşayabilir. Dolayısıyla kaydet dik ki derken dık dik sıfat fiili var ele. B şıkkında Akdeniz'i dize getirmiş tüccar koloniler miş var. Hadi onu görmesek Kur'an anen yine sıfat fiil var gördüğünüz gibi. Eliyorum. C şıkkında Fenikeliler bir kamp ateşine, yeme, ateşine yemek pişirirken diyor. Pişirir yani zarf eklerinden birisi var. Bunda ediyor. D şıkkına geldim de tüylü renk ve ebatlarda yapılıp ip ince erek diye başlayan bir sıfat fiili eki serimiz vardır bizim. İp eki kesinlikle ne arkadaşlar? Fiilimsi. Hadi onu görmediniz. Burada ulaşan derken anem var. Bunda eleriz. Burada cevap kesinlikle o zaman ne olacak? Edirne. Ama Edirne şıkkında şunu düşünen arkadaşlarımız olabilir. En sonda ulaştırmışlardaki mi şeklini görüp de e, düşünen arkadaşlarımız olabilir. Burada e, mez, ar, dik, ecek, miş ekleri aynı zamanda fiile gelen çekim ekleri de olabiliyor. Zaten bu kelime farkındaysanız yüklemde geçmiş. Çekimli bir eylemdir. Bu da bir kipekidir. Dolayısıyla sıfat fiil diyemeyiz arkadaşlar. Soru 6. Hangisi belirtme ki yani i hali eki almıştır diyor. Ya da sondaki i'lerden hangisi iyi hali ekidir diyor. Burada doğru ve yanlışı birbirinden ayırabilme yetisi diyor. Burada neyi ayırabilmek? Doğru ve yanlışı. Yani o yanlışı ayırabilmek. Bu bildiğimiz bir hal ekidir. Bir defa A beklesin. Diğerleri o zaman hal eki olmayacaksa elemem gerekiyor. Mesela yetisi onun yetisi anlamına gelir. Yani aitlik yerik diyoruz. Mesela bir yetenek olduğu, onun olduğu, birisi oluyor yani bunu arkadaş onun olduğu, iyilik oldu. Karşılaştığı olay, onun karşılaştığı bir şey var. Yine iyilik oluyor. E, aklı da e, gelişmesiyle aklı da gelişmekte. Yani onun aklı gelişiyor. Bu da aittik, iyilik oldu. Onun için cevaba ne dedik? A diyebildik. Soru 7. E, hangisi yapım eki anlamıştır diyor arkadaşlar. Bire bakalım. Bölge bölmekten gelmiştir. Bölmek ve bölge farklı kelime olmuş yani almış. Ee, geçiş diyor. Geçmek geçiş ve burada arkadaşlar geçmek bir kelimeyken geçiş başka bir kelime olmuş. Yani yapmak aldığı için pardon yapmakı soğumuş zaten. Yapmakı aldı. Önemli kelimesi ön bir kelimedir. Önem yeni bir kelimedir. Hadi önemden alsan önemli. Yine yeni bir kelime olmuş. Yani yapmakı almış. Yörenin kelimesine baktığımız zaman yörekök, nin derken araya neye kaynaştırma girmiş? ın, in, in. Çekim eki. Yani tam ne, ne var beklesin. Buluntunun kelimesi bulmaktan geliyor. Bulunmak, buluntu ne olmuş? Ee, yeni bir kelime yapan ek almış, türemiş. Yani o zaman e, cevaba 4 diyebiliriz. Rahat bir şekilde. Soru 8. Bir öge sorusu. Ee, hangisinin öge sığınışı? dolaylı tümleç, zar tümleci ve yüklemdir. Dolaylı tümleçlerin özelliği neyle biterdi arkadaşlarım? E, D de veya denle biterdi. Başta dolaylı tümleç olacakmış. Sonra zar tümleci, sonra yüklem. Bire bakalım. Solucan gübresi bitkisel üretimin yapıldığı her yerde kullanabilmektedir. Kullanabilen ne? Solucan gübresi özne. Oysa biz başta ne arıyoruz? Dolaylı tümleç. Biri ele kardeşim. İkiye geldim. Gerek sanayi bitkilerinde, gerek tarımsal üretimde, gerekse süs bitkisi yetiştiriciliğinde rahatlıkla kullanabilmektedir. Kullanabilmektedir yüklem. Kullanabilen bir şey var yani o gizli özlem bunu saymayalım. Peki nerede kullanabiliyor bu? Ee, sanayi bitkilerinde, tarımsal üretimde, süs bitkisi yetiştiriciliğinde. Yani buraya kadar dolay tümleş, başta dolay tümleş var. Nasıl kullanabilmektedir? Rahatlıkla. Bu da zarf oldu. Yani cevap iki oldu. Diğerlerine bakmaya gerek kalmadı. Soru 9. Bu cümlenin öznesinde diyor. Hangisi yoktur? Bir defa özne neresi ona bakalım. Kokusuyla, muhteşem rengiyle ve uçucu yağlarının sinirleriyle, sinirlere iyi gelmesiyle adeta duygularımız, duyularımıza şölen yaşatan lavanta çiçeği doğanın eşsiz mucizelerinden biri. Doğanın eşsiz mucizelerinden birisi nedir diye sorduğumuzda şu çizili çizgi öncesinin tamamı arkadaşlar ne oluyor? Özne oluyor. Peki edat var mı? Bakalım ama. Arkadaşlarım dikkat ederseniz burada ile var, burada ile var, burada ile var. İle ile alakalı kural nedir? İle gördüğün yere V getir. Anlamlıysa bağlaç olur. İle gördüğün yere V getir. Eğer anlamlı değilse ne olur? Ne olurdu? Edat yani ilgeç olurdu. Burada hemen şuradakine bakıyorum ben. Mesela gelmesi ve adeta duyularımıza şölen yaşatan diyor. Gelmesi ve bu burası bozuk bir ifade oldu. Onun için hemen ne yaptım? Eledim. Sıfat fiili grubu demiş. Sıfat fiili grubunu bulmak için sıfat fiili bulmak lazım. Mesela nedir? Duyularımıza şölen yaşatan lavanta çiçeği. Sıfat tanıması olmuş gördüğünüz gibi. Eleyin. Belirtisiz isim tanıması. Yani kapının kolu belirtili. Kapı kolu yani ne kolu belirtisizdir. Burada lavanta çiçeği ne çiçeği belirtisiz isim tanıması eriyorum. D geldiğimizde isim fiil grubu demiş. İsim fiil grubu nerede? Mayışmak eki alan bir kelime var mı? Evet. Sinirlere iyi gelmesi gelmesi mayışmak eki, mame eki almış. Bu da var. Artık cevap edin oldu. Çünkü diğerlerini zaten bulmuştuk. Peki soru 10. Hangisinde farklı bir ses olayı vardır denmiş arkadaşlar. E, durak kelimesinde durak durağı yumuşama var. Ağaç kelimesinde ağacı ÇC'ye dönmüş yumuşama var. Olduğu unutmayın. Biraz önceki soruların birinde söylemiştim. Sıfat fiil eklerinden dık ekinde bazen D sertleşir. K yumuşar. Olduğu, olduku, olduğu bu da yumuşamıştır. Dörtte fıstık fıstığı yumuşama var yine. Ama beşe geldiğimde dikil, dik, den derken buradaki DT'ye dönmüş sertleşme yani benzeşme var. Cevaba ne yapıyoruz? Edirne diyoruz arkadaşlar. Ee, yani hemen geçelim arkadaşlar 11'e. Boş bırakılan yere ayrı içinde belirtilen noktalama işareti getirilemez demiş. Hemen iki nokta gelebilir mi? A'ya bakıyorum. Bu güzel bir soru yine. Hemen belirtmemiz gerekiyor. Yani neyi belirtmesini gerektiğini söylemişse ki burada şiir ya da rüya bu öykülerin içine sızmıştır belirtmemiz gerekiyor dedi şeyi belirtmiş. Yani açıklamışsa buraya iki nokta gelir. Örnek ve öndeki nokta olur. Doğru. virgül demiş arkadaşlar. Aynı zamanda bu öykü için sağlam kurguya ulaşma ustalığıdır. Baştaki özden sonra virgül gelebilir. Doğru. C şıkkına geldim. Çoğu kişi diyor. ya şuraya nokta virgül gelecek mi? Bir defa noktalı virgül virgülün yedeğidir arkadaşlar yani sağda sağında soluna bir yerlerde virgül görmeden ya da cümlede bir virgül olmadan noktalı virgül kullanılmaz. Bu kesinlikle yanlış çünkü metinde cümlede virgül yok. Çoğu kişi derken başta bir özne var. Buraya rahat bir şekilde virgül getir ama nokta virgül getiremezsin. Cevap çayan. Burada belki e, D takılan arkadaşlarım olabilir. Bahçe duvarına aşınca mor sümbüller, papatyalar ve yemyeşil çimen. Sanki böyle örnek sıralanıyor da Hocam V bağlacılı örnek bitmiş diyebilirsiniz ama burada bir defa e, bir e, açıklama örnek istenen bir durum yok. E, adam sayıyor ama cümle bitmiyor arkadaşlar. Yani bahçe duvarını açınca mor sümbüller papatyalar ve yeşil çimen. E diyorum yani E ne olmuş? Bitmeyen bir cümle. Onun için üç nokta gelir. Çünkü burada bariz bir şey. Unutma kardeşim Virgülün olmadığı cümlede noktalı virgül hiç kullanılmaz. Onun için e, virgül yokken noktara virgülü kullanamazdın. Net bir şekilde cevap çeyen oldu. Peki soru 12. Ne diyor burada? Hangisinin yazımı yanlıştır denmiş arkadaşlar. İnsanoğlu doğru bitişik yazılıyor ama söz gelimi kelimesi nasıl yazılıyor arkadaşlar? Ayrı yazılıyor. Yani burada yazımı karıştırılan kelimeler listesine zaman zaman göz atmak lazım. Pardon arkadaşlar, Bursa olacak. E, burası değil. E, akılda kalsın. Bazen sınavda gerçekten böyle tekrar ettiğimiz denemede doğru çözdüğümüz veya yanlış çözdüğümüz bir kelime pat diye karşımıza çıkabiliyor. Peki soru 13. Hangisinde yazım yanlışı vardır denmiş. Şöyle baktığımız zaman dikkat ederseniz sonlardan birleşik eylemler var. Hani yardımcı birleşik eylem var gördüğünüz gibi. Burada hemen yardımcı birleşik eylemlerin yazımı aklınıza gelecek. Neydi burada kural? İsim artı et kıl buyur eyle gibi yardımcı birleşik eylemlerle. Ee, bileşik elemler yazılırken isim ve ses olayı varsa bitişik yoksa ayrı yazılı kralı var. Yani nakil etmek nakil de iyi düşmüş bitişik yazılacak doğru. Devir etmek iyi düşmüş ve bitişik yazılacak doğru. Fetih etmek fethetmek iyi düşmüş doğru. Ama arız etmek zaten bu kelime önceden arızdı. Arz etmek olmuş Arzda herhangi bir ses olayı yok. Beklesin. Yine defnedilmek derken defin etmek defnedilmek ünlü düşmesi var. Ses olayı var. Bir çık yazılmış. Doğru. Ama şıkkında ses olayı olmamasına rağmen isimde. Yine ne yapmışlar arkadaşlar? Bir çık yazmışlar. Dolayısıyla bunu ne yapacağız? Ee, biz arkadaşlar e, ayrı yazacağız. Burada bazı arkadaşlarım hocam arz etmek e, ulama yok mu diye sorabilir. Biz ismin kendisine bakacağız sadece. Ki burada zaten işin açığı ünlü düşmesi veya e, nedir arkadaşlar? Ünsüz türemesi olursa bitişik yazılır. Bunu da herhalde hatırlamışsınızdır. Soru 14. Bu parçada ayraçla belirtilen yere hangileri getirilmeli diyor. Yine bir noktalama sorusu var. Bir defa unutmayalım arkadaşlar. Ses yazım noktalama. Buradan iki tane soru kesinlikle ne yapıyor TYT'de? Geliyor. Bunlara hakim olmakta yarar var. Ne demiş e, burada o da Odadaydı diyor ve büyük başlamış yani cümle bitmiş normal bir cümle noktayı koydum nokta olmayan şıkları ne yapıyorum evet arkadaşlar bakın şıklar bizim işimize yarar devam edelim normal veya olduğunu düşündüğünde başkaydı oysa e, hayalindeki o şarkılar demiş ama büyük harfle başlamış o zaman şöyle bir durum çıktı ortaya oysa hayalindeki o şarkılar e yani ne olmuş değil mi arkadaşlar bitmemiş bir cümle ama hem burada üç nokta var hem burada. Bir şey eleyemedim. Devam ediyorum. insanlar ve çeşitli görüntüler virgül e, sadece kendi duyduğu sesler demiş arkadaşlar e, yani büyük harfle başlamış. O zaman zaten şuraya virgül demiştim ben. Burası bitmemiş. Devamı var arkadaşlar. 3 nokta. Ee, en sonuna bakalım kontrol edelim. Beyaz pike örtüsünü yeniden e, göre vermek e yani diyoruz. Yine 3 nokta gelebilir. Bitlemiş şimdi. Dolayısıyla cevaba Bursa dedik arkadaşlar. Peki e, son sorumuza geldik arkadaşlar. Pardon bu soruyu çözmüştük. E, yanlış yerde koymuşum. Evet e, 14 soruluk bir e, taramamız arkadaşlar bitti. Ee, yine fırsat buldukça Dilbik arama testleri de atacağım arkadaşlar. Ee, TYT, AYT testleri denemeler atmaya devam ediyorum. Fırsat buldukça konu anlatımı yapmaya devam edeceğim. Ee, beni takip ederseniz e, abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.